Şeyfen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün yan fıstıklar şiş örgü modelini göstermek istiyorum sizlere. Modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Kabartmalı ve boyutlu görünen bir model. Bebek örgüleri, bayon örgüleri, şapka yapımı dahil birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Model 3 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. 3 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra artı 2 ilmek kenar ilmeği ilave etmeniz gerekmektedir. Modelim 3,5 numara şişli ördüm. Orta kanatlı bir bebe ipi kullandım. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir kabartmalı, boyutlu bir model oldu. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben ilmeklerimi şişime takarak örgüme başladım. İlk başlangıç olarak bir sıra ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bir sıra düz ördüm. Model arka yüzde uygulanmaya başlanmaktadır. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeğimi normal şekilde ters örer gibi giriyorum ama çift dolayarak örüyorum. Bu sırada bütün ilmeklerimi çift dolayarak örüyorum. Burada çift dolamamın amacı bir sonraki sırada ilmeklerimin boyunu uzatmak. Sadece kenar ilmekleri normal olarak örüyorum. Onun dışında kalan bütün ilmeklerimi çift dolayarak örüyorum. Her kalınlıkta ipe yakışabilecek bir model oldu. İsterseniz ince iplerle, isterseniz kalın iplerle örebilirsiniz. Çift dolayarak bütün sırayı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini normal ters örer gibi örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şekilde ayırdığımız zaman ilmeklerimiz hepsi de çiftli görünmekte. Kenar ilmeğini alıyorum. Daha sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. Çift doladığım 3 tane ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu 3 ilmeğimi diğer şişime geri takarak üçünü birlikte ters örer gibi kesiyorum. Tekrar ipim ön tarafta olacak ve 3 tane ilmeğimi serbest bırakıyorum. Bu 3 ilmeğimi ön yüzden ters örer gibi birlikte kesiyorum. İpim ön tarafta. İlmeklerimi 3 tane olarak serbest bırakıyorum ve bu 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Ön yüzdeyim şu anda ve çift doladığım 3 tane ilmeğimi serbest bırakıyorum ve üçünü ters örer gibi birlikte kesiyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada eksilmiş olan 2 tane ilmeğimi tekrar artırmam gerekiyor. Önce ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra ipimi ön tarafa geçiriyorum. Ve aynı ilmeği bir kez de ters olarak örüyorum. İpimi tekrar arkaya geçirip aynı ilmeği bu defa da düz olarak örüyorum. Bir tane ilmekten yeni 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum ve böylece kestiğim ilmeklerin yerine yeni ilmekler artırmış oluyorum. İlmeğimi önce düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıp daha sonra ters olarak örüyorum. İpimi tekrar arkaya alıp bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Önce düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçirip ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar arkaya geçirip üçüncü ilmeğimi de düz örerek bir ilmekten yeni 3 ilmek elde ediyorum. Bu şekilde arka yüzden ilmeklerimizi tekrar eski sayısına getiriyoruz. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi modelimiz tamamlandı. Ön yüzde ilmeklerin tamamını düz örüyoruz.
şekilde ilmeklerimizin tamamını düze çevirerek ön yüzde bir sıra örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünden de aynı şekilde bir sıra daha ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burada hızlanmak istiyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sıramı örüyorum. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum. Her iki modelimin arasında bu şekilde 3 sıra boşluk veriyorum. Siz dilerseniz bu boşluğu daha fazla yapabilirsiniz. Ön yüzden ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ve aynı şekilde kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi çift dolayarak ters örüyorum. Ters örerken ilmeklerimin hepsini de bu şekilde çift dolayarak sıra sonuna kadar örüyorum. Videoyu durdurmak istemiyorum. O yüzden hızlıca bu kısma da geçmek istiyorum. Örgüye yeni başlayanların kafasında soru işareti kalmasın diye bu şekilde iki modeli anlatmaya çalışıyorum ki daha iyi anlayabilin istiyorum. Kenar ilmeklerini ise normal ilmek örer gibi örüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi çift dolayarak ördük. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini aldım. İpimi ön tarafa geçiriyorum. 3 tane ilmeğimi çift doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum. Beşime geri takarak bu 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. İpim ön tarafta. 3 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi ters örer gibi birlikte kesiyorum. Bu 3 ilmeğimizi birlikte ön tarafta ters örer gibi kesmemizden dolayı bakın ilmeklerimiz bu şekilde kabartmalı bir görünüm elde ediyor. Kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Eksilen ilmeklerimi tekrar yerine getirmek için bir tane ilmeğimden yeni 3 tane ilmek örüyorum. Önce düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçirip ikinci ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya geçirip üçüncü ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Böylece tekrar ilmeklerimi eski sayısına getirmiş oluyorum. Kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladım. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Yapmaya çalışan herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.